Tatlı dil ve yılan. Sual. Atasözlerini tenkit eden biri, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözünü uygun bulmuyor. Tatlı söz söylenince yılan delikten çıkar mı? Hem ne diye yılanı delikten çıkarıyorsun ki? Yılan delikten çıkarsa sokar insanı. Dil nasıl tatlı olur? Tatlı olması için bal mı sürülüyor gibi tuhaf eleştiriler yapıyor. Bu atasözü neyi anlatıyor? Cevap. Bazı ayet ve hadislerde olduğu gibi, deyimlerde ve atasözlerinde de maksat, kelimenin sözlükteki manasıyla açıklanmaz. Selefiler de, müteşabih ayetler gibi deyim olan ayetleri de sözlük manasıyla açıkladıkları için çıkmaza düşüyorlar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demek, acı ve kırıcı söz dostu düşman yapar, tatlı söz düşmanı bile dost yapmaya sebep olur demektir. Yumuşak konuşmanın ve güler yüzlü olmanın önemi vurgulanmaktadır. Dilin tatlı olmasının bal sürülmesiyle ilgisi yoktur. Yılan tatlı dilden de acı dilden de anlamaz. Tatlı dil demek kırıcı olmayan, gönül alıcı, okşayıcı ve hoşa giden söz demektir. Bu sözün yılanla, yılanı delikten çıkarmakla, dile bağ sürmekle alakası yoktur. Deyimlerde kelimelerin sözlük manasına bakılmaz. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerdeki deyimlerde sözlük manalarıyla açıklanırsa çok büyük yanlışlık olur.